dünyanın bütün çocukları arasında başka bir dünyaları vardır o çocukların. O çocuklar özel çocuklarıdır annelerin. Başka türlü güler o çocuklar. Başka yerden bakarlar dünyaya. Bir dünya vardır, bir de kendi dünyaları. Kendi dünyalarından doğar o çocuklar. Onlar özel çocuklardır. Ve o özel çocuklardan biri tam 15 yıl önce doğar. Adını Baha koyar ailesi. Şimdi 38 yaşındayım. Baha'yı kucağıma aldığımda 23 yaşındaydım. Biraz genç anne oldum. Baha milenyum çocuğu, 2000 doğumlu. Biz sanki 2000 yılında doğan çocukların böyle çok üstün olacağını, farklı olacağını hayal etmiştik. Hani bize öyle bir hikayeler anlatılmıştı, milenyum milenyum. Evet, milenyum çocuğu. Özel, farklı, güzel bir çocuk. Her bebek gibi Baha bebek de sevinçle, mutlulukla karşılanır. Gülden Demirci genç bir annedir. Farkında değildir henüz Baha'nın özel oluşunun. Fakat fark eden biri vardır ama kimse kabul etmez bu özel farklılığı. Genç anneyim. Hem daha önce bir çocuk tecrübem yok. Annem çalışıyor, akşamları geliyor. Çocukta bir farklılık var diyor ama kimse kabul etmiyor, dinlendirmiyor. Kendi doktoru bile anlamadı. Bebekken, oynarken kayar kayar koltuk altlarına girerdi. Arabayı alır, hiçbir oyuncağıyla amacına uygun oynamazdı. Ters çevirir, tekerlekleriyle oynar. Farklıydı, yani hani çok canlı bir bebek değildi. Anneanne Sakine Hanım tecrübelidir çocuk yetiştirmekte. Kimse görmese de o görmüştür Baha'nın özel olduğunu. Annem çok ısrar edince artık annemden kurtulayım diye bir psikiyatrist arkadaşını çağırdı. Baha'yı kontrol ettiğinde, ki bir yaşına bir ayı falan vardı, Baha'ya otizm teşhisi koydu. Otizm başta söylemek gerekirse günümüzde en çok sık rastlanan nörolojik gelişim bozuklukları arasındadır. Otizm genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak hangi gen ya da genlerin buna sebep olduğu henüz bilinememektedir. Aynı şekilde çevresel faktörler de etkilidir. Yalnız söylediğim gibi genetik ya da çevresel faktörlerden hangisinin otizme yol açtığı henüz net bir bilgi değildir. Herhangi bir şekilde ailenin ekonomik durumuyla, çocuk yetiştirmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunların hani otizme yol açtığı bazı aileler tarafından söylenmektedir. Bunlarla herhangi bir ilgisi yoktur. Otizm 1,5-2 yaşından sonra çocukta gözlemleyebileceğimiz belirtiler gösterir. Bunun için erken yaşta tanılanması ve direkt eğitime başlanması çok çok önemlidir. Demirci ailesi şaşkındır. O güne kadar hiç karşılaşmayı beklemedikleri bir durumla karşı karşıyadırlar. Nedir otizm? Hiçbir fikirleri yoktur. Hayatımızda ilk kez bir otizm kelimesi duyduk. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Nedir bu? Hani bize bunu da anlatmadı. Sadece otizm dedi. Tabii o zaman internetler, işte ne bileyim, bu kadar derin araştırma yapabileceğimiz bir şeyler yok. Her yere sormaya, araştırmaya başladık. Baha'nın özel bir çocuk olduğunu kabul etmemekte ısrarcıdır ailesi. Çevrelerinden duydukları üzerine tekrar psikiyatriste danışmaya karar verirler. Her yere sormaya, araştırmaya başladık. İşte otizm bir iletişim hastalığı. Çocuklar sosyalleşemedikleri için bu hastalık çıkar. 3 yaşından önce de teşhis koyulamaz. Biz kendimizce öğrendik. Kalktık gittik tekrar doktora. Çocuklar 3 yaşına gelmeden otizm teşhisi konulamazmış dedik. Durdu. Siz bilirsiniz dedi. İstiyorsanız geç kalabilirsiniz dedi. 3 yaşına kadar bekleyin, sonra geç konuştu diye gelirsiniz, yine otizmi duyar gidersiniz dedi. Otizmli bir çocuğa baktığımız zaman bir çocuğun otizmli olduğunu anlamamız için bize sinyaller veren bazı noktalar vardır. Örneğin göz teması kurmuyorsa, ismi söylendiğinde bakmıyorsa, birileri işaret ettiğimizde bakmıyorsa, dönen nesnelere aşırı ilgi duyuyorsa ve belli bir noktaya gözlerini kilitleyip bakıyorsa, arkadaşlarıyla oynamaktan, sosyalleşmekten, iletişim kurmaktan çok kendi iç dünyasında kapalı kalıyorsa ve
kalabalık ortamlara girdiğinde genelde daha farklı tepkiler, olumsuz tepkiler gösteriyorsa bu sinyalleri aldığımız zaman biz şüphelenmekteyiz. Ama sadece bunlar otizmlidir dememiz için yetmiyor. Çocuk ruh hastalıkları ya da çocuk nöroloğuna yönlendirip onların teşhis koyup ondan sonra bu tanıyı koymamız gerekmektedir. Baha'nın özel olduğunu kabul eden aile ne yapacağını araştırmaya başlar. Otizm, çevrelerindeki her insana yabancı bir kelimedir. Hani örnek yok, bilen yok, ailede böyle bir şey yok. Tek bildiğimiz bir yağmur adam. Bunu önümüze koydular, işte Dustin Hoffman'ın oynadığı yağmur adamdaki kişinin bir otizmli birey olduğunu biliyoruz. Oradan yola çıkıp Baha'nın ileriki hayatı ne olacak, biz ne yapacağız bilemiyoruz. Başladık araştırmaya, işte özel eğitim dediler, rehabilitasyon dediler. Normal çocuklarla aynı sınıflara koyarsanız onlardan etkileşip ilerleyebilir dediler. Hepsini yaptık. Bütün rehabilitasyon merkezleri, konuşma terapistleri. Tabii ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Baha'ya çok geniş, kaliteli vakit ayıramıyoruz. Annem işi bıraktı, Baha'yla uğraşmaya başladı. Biz nereye duyarsak annem Baha'nın başında orada eğitime gidiyor. Konuşma terapisti deniliyor, oraya gidiyor. Özel eğitim merkezi deniliyor, orada bitiyor. İşte müzikle eğiteceğiz bu çocukları dediler. Bir psikolog doktordu. İşte ragi müzik dinleterek çocukları iyileştirdiğini duyduk. Yaklaşık 2 ay falan annem onu oraya taşıdı ama bir karlı kışlı çok zorlanmıştı gidip gelirken. Baha hala şimdi ragi müzik dinletip kaçacak delik arıyor. Hiç sevmiyor. Ragi müzik deyince diken diken oluyor. Ama hepsini denedik çünkü diyorum ya nedir, ne değildir, nasıl iyileşir bilmiyoruz. İlacı yok. Doktorlar öneriyorlar, gidiyoruz. Bazısı ilaç diyor, bazısı hayır diyor. Bir kere ilaç denedik, içimize el vermedi. Çünkü onu yavaşlatan bir ilaç istemedik, bıraktık. Baha için verilen mücadele günden güne zorlaşır. Fakat Baha'dan vazgeçmez ailesi. Mutlaka bir yol, bir eğitim, Baha'yı hayata kazandıracak bir yöntem vardır diye düşünürler. Psikoterapi merkezleri vardı bu çocuklar için. O zaman daha özel kurulmuşlardı. Oralardan haftanın 3-4 günü, 4'er saat özel eğitim alıyorduk. Ve öyle ki Baha'yı böyle kollarına sıkıştırıp, oturtup, gözüne baktırıp, işte ders yaptırmaya çalışan bir eğitmeni vardı. Hani o süreç de çok zordu. Baha çırpınıyor, minik daha 1 yaşında çocuk, çırpınan bir çocuk ve ona bir şeyler öğretmeye çalışan bir öğretmeni var. Öğretmen de değil, psikolog değil, psikoloğu var. O da bize çok yol aldırdı. O bildiğiniz oraya oturtup Baha'yı sıkıştırıp bu elmadır, bu armuttur, gözüme bakacaksın. Gözüme bakmazsan bu iş olmaz, seni bırakmayacağım derdi. Kurbanlık koyun gibi onun sözünü dinler yapardı. Normal çocukların gittiği yuvalar. Çocuğu orada tek başına bırakamıyorsunuz. Mecbur yanına, annem sürekli duramıyor, okul rahatsız oluyor. Onların önerdiği bir öğretmeni tuttuk, gönderdik. Sağ olsun Baha'yı ilk kabul eden normal çocukların olduğu bir yuvamız vardı. Onun sayesinde aslında birçok şeyi aşabildik. Çünkü o normal çocuk velileri istememesine rağmen Baha'yı özellikle almayı kabul etti. Baha için çözümler ararken yıllar çabucak geçer. Aile artık Baha'nın özel olduğunu kabul etmiştir ve Baha ilkokul çağındadır. OÇAM sınıfları var. Bu çocukları eğitiyorlar. Dedik ki tamam OÇAM sınıfı deneyelim. OÇAM sınıfına verdik Baha'yı. OÇAM sınıfları okulların istenmeyen sınıfları gibi. Öğretmen yok onlarda da. Emekli öğretmenler eğitilip koyulmuş. Mesela ilk götürdüğümüz OÇAM sınıfı bir tuvaleti bozup sınıf yapmışlar. Yerin altında. Hiçbir şey yok. Kapalı camı bile olmayan bir sınıftı. Çocuğunuzu hani oraya bırakmaya içinize el vermez. Başka bir OÇAM sınıfı, Baha'nın yemeğiyle ilgili bir hobisi var. Bir kantinin karşısında Baha'yı sınıfta tutamıyorlar. Ve o OÇAM sınıfında annem başında Baha'nın, yine her zamanki gibi.
Baha büyüdükçe özel oluşuyla birlikte sorunlar da büyür. Sosyal hayata kazandırmak, kendi bakımını yapabilecek bir birey haline getirmek için Demirci ailesi her yolu denemeye kararlıdır ve en sonunda sporla eğitimle tanışırlar. Bir gün gördük ki sporla otistik çocuklar eğitilebiliyormuş. Araştırdık. O zaman tek Sapanca'da var. Sapanca'ya gittik. Ama biz burada oturuyoruz. Burada çalışıyoruz. Baha'yı oraya yatılıvermek zorunda kaldık. Tabii çok zor bir süreç. Annem herhalde o 2 yıl hiç uyumamıştır. Hiç uyumadan bekledi. Çünkü pazartesi yolluyoruz. Cuma akşamı alıyoruz. Evet, Baha yüzündeki mutsuzluğu görüyoruz. Ama Baha iyiye gidiyor, biliyoruz. Böyle olmadı. Hep buralarda olsa, buralarda olsa. Tabii Marmara Otizm'in ekibiyle aslında oradan tanışıyoruz. Çünkü oranın öğretmenleriydi. İstanbul'a gelip burada böyle bir yer açtıklarında dünyanın herhalde mutlu insanları bizlerdik. 2011 yılında beden eğitimci ve özel eğitimci arkadaşlarla bir araya gelip Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ni kurduk. Buradaki amacımız otizmli, Asperger'li bireyleri topluma kazandırmak. Sporla eğitim özel çocuklar için yeni başlamış bir çalışmadır ve herkesin inancı özel çocukların eğitilemeyeceği yönündedir. Fakat Demirci ailesi bu kanıyı değiştirmeye kararlıdır. Buraya gelen ailelerin birçoğu birçok yeri denemiş daha önce, umutlarını kaybetmiş şekilde geliyorlar. Ancak bizimle tanıştıktan sonra, sporla, özel eğitimle, yoğun eğitimle tanıştıktan sonra çocuklarının bir şeyler yapabildiklerini gördükçe hem çocuklarına yaklaşımları daha farklı oluyor. İlk hedeflerimizde öncelikle sporcumuzu buraya bir teste alıyoruz. Bu test sonucunda bir hedef program belirlemesi yapıyoruz. Hedef programlarımız kısa vadeli, 6 aylık şeklinde gidiyor. Hedef programımızı özel eğitimcimiz, sportif direktörümüz ve aynı zamanda psikologumuz ayrı ayrı testler alıyorlar. Bu testlere göre bir hedef program belirlemesi yapıyoruz. Hedef programının içerisinde öncelikle sporcumuzu bir temel spor beceri çalışmalarını alıyoruz. Bunlar nedir? Denge, atlama, yakalama, sıçrama, fırlatma, ince motor, kaba motor, odaklanma, el göz koordinasyonu gibi. Daha sonra bu becerileri kazanan sporcuyu yavaş yavaş branşlara yönetmeye başlıyoruz. Hangi branşlarımızda ana branşlarımız? Onları ben sizlere söyleyeyim. Masa tenisi, yüzme, bunun dışında bisiklet, paten ana branşlarımız içerisinde. Yüzmede ve masa tenisinde Türkiye şampiyonasına, bölge şampiyonalarına sporcular yetiştiriyoruz. Baha hayatında ilk kez sporla tanışır ve hayatının kırılma noktası bu tanışma olur. Ama bu pek de kolay bir tanışma değildir. 29 yaşındayım. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü mezunuyum. Okulumda terapi rekreasyonu uzmanlık alanım. 2010'dan beri bu işle uğraşıyorum. Otizmli çocuklara yaşam koçluğu ve spor liderliği yapıyorum. Baha'yla ilk 4 sene önce tanıştık. Ailesinin bizi duymasıyla birlikte bizim kulübümüze, kurumumuza geldi. Baha ilk geldiğinde arabadan inmek istemedi. Bağırmalar gayet şiddetli. Arabayı açma, kapıdan hiçbir şekilde inmiyor. İndirdik bir şekilde, sonra ısırmalar başladı. İlk tanışmamız böyle oldu. Baha özel bir çocuktur. Özel olduğu kadar da yeteneklidir de. Her zaman için özel çocuklara yaklaşımda 3 temel şart vardır eğitmenler için. 3S kuralı dediğimiz bir kuralla çalışmalara başlıyorlar. Bunlar nedir? Sevgi, sabır ve spor. Biz 3S kuralını ana hedefimiz olarak gerçekleştiririz. Aslında hiçbirinin yerini değiştiremeyiz ama bizim için her zaman sevgi ön plandadır. Sabır gerçekten otizmde bir şeyleri aşmak için ana hedeflerimizdendir. Spor da aslında toplum tarafından kabul edilmesi gereken en iyi terapi yöntemlerinden birisidir diye düşünüyoruz. Baha, Anıl Korkmaz'la birlikte sporu sevmeye başlar. Spor sadece Baha'nın fiziksel yeteneklerini değil, özgüven gelişimini de destekler. Burada tabii ki iyi sporcular yetiştirmek bizim en büyük görevimiz. Fakat bunun yanında iyi spor yapan bir bireyin bütün bir gününü verimli bir şekilde geçirmesini sağlamak. Sabah kalkan bir sporcunun kalktıktan sonra eşofmanlarını katlayıp çantasına koyabilmeyi, kendi çorabını kendisinin giyebilmesini, ayakkabılarını kendisinin bağlamasını,
okuma, yazma gibi akademik becerilerini geliştirebilmesini sağlamayı, bununla beraber bir sinema, tiyatro, alışveriş merkezi ailelerimizin en büyük sıkıntısı. Yani kendi çocuğuyla beraber topluma kaynaşamıyor. Aslında bu spor o disiplini sağlıyor. Bu multidisipliner çalışmayı hep beraber birleştirip biz sporu yaşam koçluğuna çeviriyoruz ve birebir eğitim yapıyoruz. Masa tenisiyle spora devam eden Baha, zaman içinde kendini geliştirmeye devam eder. Disipline olur, düzenli çalışmaya alışır. İlk etapta bizim disiplin olması için, hani bir otoriteye girmesi için çocukla spor çok önemli. Çünkü sporla biz sosyal hayatı hazırlıyoruz. O disiplini aldıktan sonra Baha daha iyiye gitmeye başladı. Bu mesela hani bir branş olur, masa tenisiyle başlıyoruz biz genelde. Çünkü el ve yüz göz koordinasyonunu masa tenisi çok önemli bir araç bizim için. Onunla gidiyor. Baha da topla, sporla, yani bunu farkına varmadan seviyor. Toplu oynamayı çok seviyor. Masa tenisine de ayrı bir ilgisi oldu. Bayağı geliştirdi kendini. Biz tabii kilo problemi de olduğu için kardiyoya da başladık. Özellikle fitness alanında biraz çalışmalar yaptık. Baha sporu bir eğlence olarak algılar kendi dünyasında. Eğitmenleri ise eğlenme yöntemiyle Baha'yı hayata kazandırmak için aileyle birlikte çalışmaya devam ederler. Bisikletle ilgili çalışmalarımız var. Bisikleti çok seviyor. Bir eğlence olarak görüyor onu. Yani o disiplinden biraz uzaklaştırıyor. Ama hani bunu performansa yönelik ayarlamaya çalışıyorum ben. Çünkü hani ondan da soğumasın, bisikleti de arada beraber idare etsin diye hem eğlenceli hem performansa yönelik çalışıyorum. Masa tenisine yönlendirilen Baha, geçen süre içinde profesyonel bir masa tenisçisi olacak duruma gelir ve turnuvalara çağrılmaya başlanır. Antalya'ya gittiğimizde benim ilk tecrübemdi müsabaka. Bir öğrencimi ilk defa götürüyordum ve bu benim için anlatılmaz bir heyecandı. Yanında birebir duramadık ama hani direkli direktifler falan vererek o heyecanı yaşadım. Baha bunu oyun olarak, yani bir spor olarak, antrenman olarak görüyor ama biz onu yarış içindeydik. Diğer hocaya belli etmeden bir yarışın içine giriyorsunuz. Yani gerçekten farklı bir dünya. Onu anlatamıyorsunuz. Hani Baha'dan çok ben heyecanlanıyordum. Aldığı her sayıda yani bir derin bir nefes çekiyordum. Baha elinde raket mücadele ederken ailesi ise Anıl'ın gösterdiği başarıyı Anıl'ın telefonundan canlı olarak izler. Görüntülü maçlarını izlettim. Onlarla birlikte, yani annesi telefonda ağlıyor. Ben bu taraftan kendimi zor tutuyorum. Yani çok farklıydı, çok güzeldi. Böyle bir deneyim yaşadık. Ben çok mutluyum. Baha da eminim çok mutlu çünkü böyle bir tecrübe yaşadı. Baha Antalya'da podyuma çıkar. Ailesine ve kendisine inanan herkese teşekkür edercesine madalyasını alır. Özel bir çocuktur ve aldığı madalya özel bir madalyadır. Müsabakalara gittik, yarıştı. Marmara bölge üçüncüsü oldu. Daha iyi derece de bekliyorduk ama biraz şımarma oldu. Ondan bölge üçüncüsü olduk. Madalya değil o sırf gelen bana. Baha'nın hayat başarısı, Baha'nın hayatta kazancı bu. Hayatı kazanması diyeyim, öyle söyleyeyim. Baha bence hayatı kazanıyor. Evet, belki herkes için bir tanecik madalya ama Baha yapamayacağı şeyleri yapıp bir yerlere gelmiş olmanın ödülüyle bana geliyor. Hediye Baha'cığım bana. Güzel. Baha masa tenisinde kendisini ispatlar. Hocaları ise Baha'yı bir başka spor branşına yönlendirirler. Çok yetenekli olduğu yüzme sporuna başlatırlar. Branşımızı yüzme olarak değiştirdik. Çünkü yüzme daha kapsamlı olduğu için, Baha'nın da bu konuda yeteneği olduğu için yüzmeyi tercih ettik. Baha suyu çok seviyor, havuzu, denizi çok seviyor, eğleniyor. Biz de çalışmalarımızı eğlenme amaçlı ama Baha'ya çaktırmadan performansı yönelik yaptık. Serbest stil öğrendi şu an. Serbest stilde devam ediyoruz çalışmalarımız. Baha'nın Türkiye'de yarışlara katılması, Türkiye'de derece alması ve milli takım olarak istiyoruz. Sporla birlikte hayatı değişen Baha,
artık kendi hayatının sahibi bir özel çocuktur. Yemek yemeyi çok seven bir çocuğumuz. Bütün gün yemek yer. Yani onu eğer evde bırakırsanız ve hiçbir şeyle oyalanmasını sağlamazsanız Baha bütün gün yemek yer. Ve çok kiloluydu. Yani okula başladığında aşırı kiloluydu. Obez derecesinde bir kilosu vardı. Şimdi sporla hem zayıflaması sağlandı hem yeme vakti yok artık. Yani sporla vakti dolduğu için o yeme vakitlerini düzene sokabildiler. Öğlen yiyor, sporunu yapıyor, işte kuşluğunda kahvaltısını yapıyor, tekrar sporunu devam ediyor, akşam yemeğini yiyor. Yani spor dediğim gibi sadece şey değil, bir spor değil, hayatını düzeltti Baha'nın, davranışlarını, bizim yaşamımızı da kolaylaştırdı. Düşünebiliyor musunuz? Biz bütün gün Baha'nın peşinde, onu yemesin, bunu yemesin, aman el çırpmasın, aman çenesine vurmasın, biz onun peşinde gezerken o kendi hayatını düzene koydu ve biz onun düzeniyle yaşıyoruz. Bu düzenden de memnunuz. Baha'ya adanan hayatlar, imkansızı gerçekleştirmenin mutluluğu içindedir. Bu elbette sporla mümkün olmuştur. Her istediğini, her şeyini bana çok rahatlıkla anlatabiliyor. Ona söylediğim zaman, tamam bekle, anne geldiği zaman yiyecek dediğim zaman kaşığı bırakıyor. Bırakıyor. Bak bu ne kadar güzel bir şey. Özel bir çocuktur Baha. Binlerce özel çocuktan biridir. Özel çocukların hayatlarını geri kazanmaları ise toplumsal bir özgüvenle özel çocukları fark etmek ve onları özel kabul etmekle mümkün. Biz otizmi duymadık çünkü etrafta otistik insanlar görmedik. Bu insanlar evlerde çıkartılmadı dışarı, yıllarca kapatıldı. Utanıldı. Şimdi dışarıda değiller, eğitim hayatında yoklar, çalışma hayatını zaten saymıyorum. Bilmedik, herkes engelli çocuğunu evde sakladı. Ne zaman biraz eğitim seviyeleri insanların değiştikçe bu tarz çocukları saklamaktan ziyade topluma kazandırmaya çalıştılar. Şimdi biz böyle bir şey duyduk, çocuğumuzu eve kapamaktansa dışarıda gezip sosyalleşememeyse bunu dışarılarda gezip çözeceğiz diye düşündük. Ne bileyim rahatsız olacak diye insanlar markete gitmemezlik etmedik. Kalabalık yerlere gitmemezlik etmedik. Ha, rahatsız olan varsa onlar çeker gider diye düşündük. Hani belki bu terbiyesizlik olarak algılanacak ama bu çocukları nasıl hayata katacağım? Yani Baha'yı görünce kaçacak insanlar diye ben Baha'yı çıkartmayacak mıyım? Arkadaşlarımın evine gitmeyecek miyim? Ya da normal çocukların yanına sokmayacak mıyım? Sokacağım. Hani o süreci de birazcık dürte dürte biz insanları alıştırdık. Bu çocukları görmüyorlar, bilmiyorlar. Birçoğu evde. Ne oldu? Hayata çıkarttık biz bunları. Ne oldu? Böyle bir eğitim bulduk. Evet, sporla, sadece diyorum sporla eğitmedik. Sporla hayata kattık. İnsanlar çocuklarını evde tutmamalı. Hele ki böyle özel çocukları varsa, bence onlar hep ortalarda olmalı. Hep hayatımızda olmalı, biz görmeliyiz. Artmadı. Yani şimdi otizm artmadı. Aslında vardı, sadece saklıydı bence. Ya da belki adını bilmiyorduk biz bunun. Ailesinin de, eğitmenlerinin de artık daha büyük hedefleri var Baha için. Her şey sporla başlamıştır ve sporla devam edecektir artık. Branşımızı değiştirdik yüzme konusunda. Hedefimiz Türkiye şampiyonu ilk olarak. Yarışmalara katılmak, Türkiye şampiyonu derece almak ve olursa yani gönlümüzden geçen milli takım. Bunu istiyoruz çünkü hani yeterli yeteneği var, çok yetenekli. Dünyanın bütün çocukları arasında özel çocuklar vardır. Kendi dünyalarından doğan çocuklar. Onlar özel çocuklardır. O özel çocuklardan biri de Baha Demirci. Ve kim bilir geleceğin milli takım sporcusu. Baha, Türkiye ve Dünya Şampiyonu.